ben Barış. Bugün sizlere bir başarı hikayesi anlatmayı çok isterdim fakat ben bugün sizlere bir başarısız eden sebeplerden bahsetmek istiyorum. İnsanların hayallerini kırmak, heveslerini yok etmek bazen birkaç olumsuz cümlenize bakıyor. Bunun hakkında kendimden bir örnek vermek istiyorum. Her çocuğun da olduğu gibi ben de bir futbol sevdalısıydım. Aynı zamanda babamın da eski bir futbolcu olmasıyla futbolun bende çok ayrı bir yeri vardı. Bir gün babamın desteği ve benim de isteğimle bir sezonluk futbol kariyerim başladı. İlk zamanlar bizlere nasıl topa vuracağımızı, nasıl koşacağımızı ve pas vereceğimizi anlatıyorlardı. Zaman geçtikçe bunları kavradım, geliştim ve futbolun ne olduğu hakkında birkaç bilgim oldu. Çevremden de çok güzel yorumlar alıyordum ve bu beni hayal kurmaya sürükledi. Yani hayalden bahsettiğim bir Ronaldo, bir Messi olabileceğimi düşünüyordum. O zaman çok güzeldi. Sonra yine bir antrenman sonunda antrenörümüz bize gelip dedi ki haftaya seçmeler yapacağım, sıkı hazırlanın dedi. Ve biz o an çok mutlu olduk çünkü bu bizim için çok büyük bir şanstı. Takımla girmek, takımda oynamak. Çünkü takımda olmak her şeyin bir başlangıcıydı. Seçmeler günü geldi, seçmelerimiz yapıldı ve takıma girdim. Çok mutluydum. Sonra da maçımız olacağı söylendi. O an o kadar heyecanlanıp mutlu olduk ki çünkü yani ilk maçımızdı ve hepimiz parlamayı dört gözle bekliyorduk. Hepimizin ayrı ayrı çok güzel hayalleri vardı. İşte kimileri topumu alacağım, süreceğim, pasımı atacağım, gol olacak, gol sevinci yapacağım gibi güzel hayallerimiz vardı. Maç günü geldi, sahaya gittik, hafif bir antrenmanla maçımıza başladık. Sonrasında bir gol yedik, ilk yarıya geride başladık. Bir afalladık ne oluyor diye. Antrenmanlarda çok güzel oynuyorduk. Fakat şimdi burada nasıl oynayamıyoruz diye düşündük. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıya biraz daha baskın başladık. Ama yine pek bir sonuç gelmedi. Son dakikalara geldik. O sırada bir top çaldık ve hızlı bir kontra atakla karşı sahaya geçtik. Top bana geldi. En sağa doğru sürdüm. Tam gole gidiyordum. Baktım karşıma 3 kişi belirdi bir anda. Sonra o sırada arkadaşım desteğe geldi. Verkaç yapıp sayılıp gole doğru gidecektik. Fakat o an ne olduysa ben pasımı arkadaşıma attım. O tekrar geri bana atacaktı. Fakat o an ne olduysa ya çok sert attı ya da gücünü ayarlayamadı. Bir şekilde top dışarı çıktı ve hatamız kesildi. Zaten gerideydik. Çok mutsuzluğa kapıldık. Sonra kenarda hareketlenmeler gördüm. Baktım antrenör sinirli bir şekilde ayakta bir oraya bir buraya geziyordu. Hakemin yanına gitti ve dedi ki, demiş galiba değişiklik yapacağım dedi. Ben de kim çıkacak diye düşünürken bir anda beni çağırdı. Ben de düşünmeye başladım. Acaba ne yaptım, bir hatam mı oldu diye. Sonra gittim ve ne oldu diye sordum. Bana bir anda sinirli bir şekilde söylenmeye başladı. Ben seni bunun için mi gittim, takıma nasıl girdin, böyle oyun mu olur diye üstüme geldi. Bu bende çok büyük bir etki bıraktı çünkü o zamanlar 8 yaşında bir çocuktum ve herkesin fikirleri benim için çok önemliydi. Etkisi çok büyük oldu. Sonra maçı kaybettik, mutsuzdum zaten ve yaşadığım olay da beni çok daha fazla depresif bir hale getirmişti. Sonra eve geldim, babam maç nasıldı diye sordu. Ben size şöyle bir cevap verdim, bir daha futbola gitmek istemiyorum diye bir cevap verdim. Ne oldu diye sorduklarında olayı anlattım ve futboldan soğuyup gitmemek istediğimi söyledim. Ben futbol gibi birçok işe başladım, birçok etkinliğe gittim ama hepsi yapıcı değil de yıkıcı yorumlar olduğu için hevesim kırıldı, hayallerim yıkıldı, vazgeçildim. Bu konuşma için de geçerli aslında bu. Etrafından aldığım yorumlar şöyleydi. İşte sen konuşma yapabilecek misin? O kadar gittiğinde ne oldu? Ya da başarabilecek misin gibi sorular sorulardı. Ama ben bu sefer bu yorumlara bir dur dedim. Bana engel olmasına karşı çıktım ve bir dur dedim. Beni mutsuzluğa etmesi yerine kendimi itici güç olarak kullandım ve başarabileceğime inandım. Bu şekilde kendime olan güvenim arttı. Son olarak size iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi, olumsuz yorumlarınız sizin olsun. Ve ikincisi de, sizler ve bizler birbirimizi hayalimizi kırmaya değil, birbirimizi mutsuz etmeye değil de heveslendirmeye ve başarabileceğimize inandırmalıyız. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Einstein'a da demişlerdi, yapamazsın diye. Ama o ne yaptı? Atomu parçalayıp önlerine koydu. Teşekkür ederim.